Evet, değerli İmza Gazetesi takipçileri, size yine lavabo aralarından görüntüyle son gelişmeleri paylaşmak isterim. Evet, Zonguldak lavabo aralarında Zonguldak'ın en büyük sorunu olan, sorunu haline gelen, işte kenarda da gördüğünüz gibi otopark sorununa en büyük çözüm olarak görülen lavabo aralarının altına otopark meselesi netleşti. Malum bu iki kere ihale olmuştu. Otopark olacak şekilde ihale olmuştu. Ama altında su çıkınca ekstra 120 milyon civarında ekstra maliyet olacağı gerekçesiyle askıya alınmıştı. İşte geçen sene yapılan ihalenin projesi açıklanmamıştı. Deprem zamanına denk geldi. Murat Kurum gelip açıklayacaktı. Açıklamamıştı. Şimdi detaylarını İmza Gazetesi olarak öğrendik. Elimden bilgiye göre bu alanda, alanın altına otopark yapılmayacak. En son verilen karar bu. Yani İsmail Eşref'in ilk yaptığı projede 450 araçlık otopark olacaktı. Hemen bu seyrettiğiniz alanın altında 450 araçlık otopark olacaktı. Sonra Selim Alan yine burada yaptığı açıklamaya göre 450 aracı 550 araçlık otoparka çevirmişti projeyi. Şimdi en son gelinen noktada bu alanın altına otopark olmayacak. Bu birinci etap. İkinci etap dediğimiz balıkçı pazarının, ilerideki balıkçı lokantasının olduğu yere ikinci etapta otopark olacağı söylenildi, iddia edildi. Tabi olur mu olmaz mı onu bilemeyiz. Proje değişir mi değişmez mi bilemeyiz. Ama Zonguldak halkın dört gözle beklediği bu alana otopark yapılma projesi, niyeti, isteğinin gerçekleşmeyeceği ifade edildi. Şu anda görüyorsunuz çalışmalar devam ediyor. Sondaj çalışmalar devam ediyor bir taraftan. Bir taraftan iş makineleri her gün hemen hemen çalışıyor. Tabi otoparksız ne derece sağlıklı olacak, otoparksız ne derece Zonguldak'a faydası olacak, o da ayrı bir konu. Artık sizin diyelim. Görüyorsunuz şu anda, bakıyorsunuz, bakın kenarlarda hep otopark yapılıyor. Özellikle pazar zamanı buralar da doluyor, taşıyor. Dediğimiz gibi Zonguldak'ın en büyük problemi haline gelen, en büyük sorunu haline gelen otoparka en büyük katkı sağlayacak olan lavarının da projesinde otopark yok. Bir dahaki yayında görüşmek üzere.